Evet arkadaşlar. Thread programlamayla bu iki derste ilk derste thread'den bahsetmiştik. Thread'in ne olduğundan bahsettik. Thread normalde iş parçacığı yani hafızadaki bir programın ki hafızaya bir program aktarıldığı zaman onun adı proses olur. Prosesör en küçük bir bilgi birimi ve bu programlanabilir bir yapı. İşte Windows tabanlı demiştik işletim sistemleri bunu destekliyor. İşte multi-threaded operating sistem olarak adlandırılır. Ya da işte çok görevli işletim sistemi olarak adlandırılıyor. Bunun devamında da yani ilk slide'da zaten thread nasıl oluşturur bunun metotlarından falan bahsettik. Özellikle Java destekli olarak gidiyoruz. Java biliyorsunuz Java web tarafında ve özellikle thread tarafında güçlü kalıtımsal olarak bu gerçekleştirilebiliyor. Hemen bununla ilgili bir uygulamamızın devamını açayım isterseniz. Evet. En son kaldığımız yer burasıydı. Yani yield metoduydu. Yield metodu şu işi yapar. Fazla zaman tüketen bir iş parçacığı thread sınıfının yield metodunu çağırarak diğer iş parçacıklarına yürütülmelerine izin verebilir. Eğer bir iş parçacığı yield metodunu çağırırsa programlayıcı güncel olan iş parçacığını durdurup bekleyenlerden birine izin verebilir. Bu nedenle yield metodunu çağıran iş parçacığı programcının tekrar kendisine dönmesi için bekleyecektir. Şimdi yield metodu ile join metodu birbirine benziyor aslında. Evet, şimdi onlardan biraz bahsedelim. Şimdi yield kullanımı nasıl? Bir iş parçacığı çalıştırılıyor halindeyken bu iş parçacığı ile aynı öncelik sırasına sahip başka bir iş parçacığını çalıştırma fırsatı vermek istiyorsak yield metodu kullanıyoruz. Ha, demek ki yield metodu için temel şartımız şu. Kesinlikle ve kesinlikle bu yield metodunun çalışması için aynı iş parçacığına sahip, aynı önceliğe sahip elimizde iş parçacıkların olması lazım. Ve bu iş parçacıkları arasında bir öncelik vermek istiyorsak, normalde biz bir iş parçacığına öncelik vermek istiyorsak priority kullanıyorduk. Priority normalde işte hepsi eşitleştir. İşte minimum değeri, maksimum değeri onun şeklinde bir integer değere sahip pozitif olmak şartıyla. Peki burada yapmamız gereken işte yield metodunu kullanmak. Aynı önceliğe sahip iş parçacıkları var. Bunlar normalde çalışıyorlar fakat biz bir taneye öncelik vermek istiyorsak, bir taneyi ondan daha önce kullanmak istiyorsak o zaman işte bu yield metoduna başvuruyoruz. Yield'ı nasıl gerçekleştireceğiz? Şu şekilde. Örneğin şurada bir tane yield örnek diye bir tane klasımız var. Thread'den kalıtım almış. Thread biliyorsunuz thread programming yapmak için gerçekleştirilecek olan bir klastır. Java core içinde yani çekirdeği içinde tanımlıdır. Class'larda olduğu zaman kalıtım verdiği class eğer kalıtım almış runnable interface'ini kullanıyoruz. Böyle bir tekrar mahiyetinde olsun. Run metodumuz var. Run metodu biliyorsunuz thread içindeki çalışacak olan metodumuzdur. Burada da ne yaptık? Bu thread nokta yield dedik. Yani bizim bu thread içinde yield metodunu kullanacağız. Yani şurada yield metoduyla tanımlanmış olan bir nesne varsa aşağıya türetilmiş olan ona biz öncelik veriyoruz. Peki nasıl vereceğiz? Şu şekilde. Bu bizim main metodumuz. Main metodundan iki tane yeni metodun iki tane YO1 ve YO2 diye iki tane iş parçacı ürettik. Bunların öncelikleri eşit biliyorsunuz. Normal değerleri 5. Herhangi bir priority öncelik değeri vermedik. Start metoduyla da bu threadleri çalıştırdık. Çalıştırdığımız zaman bakın yield metodu kullandığımız zaman nasıl çalışıyor? Bakın 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 şeklinde 4 4 şeklinde bir çalışma söz konusu. Ve dolayısıyla peki çıktı olarak eğer şurada görüyorsun yield metodu kullanarak nasıl gerçekleştirecektik? Yield metodu şöyle şunu gerçekleştiriyordu. Aynı önceliğe sahip threadler arasında biz öncelik vermek istiyoruz. Aynı öncelik eğer öncelikleri farklı olsaydı farklı bir şekilde çalışacaktı ama aynı önceliğe sahip olduğu için bunları biz adeta kontrollü bir şekilde çalıştırmaya çalışıyoruz. Bu işlemi nasıl gerçekleştirir? Şu şekilde bakın. Burada yine bir tane örneğimiz var. MyThread Extend Thread şeklinde. Burada süper dediğimiz bu kalıtım vermiş olduğu thread'i gösterir. Bunun constructor'ına müdahale eder tabiri caizse. Run metodumuz var. Burada da yield metodunu çalıştırdık. Bakın. Main metodundan işte iki tane türettik. Sonra T1, T2 start. Bakın T1 eğer yield metodu kullanmadan bir çalışma söz konusu olsaydı T1, T1, T2, T2, T2 şeklinde bir çalışma söz konusu. Ama yield metodunu kullanırsak bakın T1, T2, T1, T2, T1, T2 şeklinde önce T1 sonra T2
Önce T1 sonra T2 şeklinde bir çalışma söz konusu olacak. Bu ne tür alanda kullanılır derseniz, bu özellikle web tabanlı uygulamalarda bir de grafik tabanlı, yani GUI dediğimiz tabanlı uygulamalarda biz bu tür bu tür çalışmalara başvururuz. Evet, bir başka şekilde class A diye bir tane class'ımız var. Thread'den kalıtım almış. Run metodumuz var. Olmazsa olmaz metodumuz. Ve burada da bakın, i eşittir 1'den başlıyor 5'e kadar. 2 olduğu zaman yield olacak. 2 olduğu zaman öncelik verilecek bu thread anlamında. Bir başka şekilde B diye bir tane bizim class'ımız var. B class'ımızda thread'den kalıtım almış. Dolayısıyla A ve B ile türetilecek olan nesneler her zaman için threading olarak çalışacaktır. Nasıl? Kontrollü threading olarak çalışacaktır. Normalde Windows işletim sistemi thread olarak çalışır kendi içinde. Çünkü normalde bilgisayarı çalıştırdığınız zaman arka tarafta bir sürü program çalışır. İşte bu bir sürü programın çalışması thread mantığına göredir. Oysa biz ne yapıyoruz? Burada kontrollü bir şekilde çalıştırır ve yılı da kullanarak yılı da kullanmak suretiyle öncelik vermeye çalışıyoruz. Peki nasıl bir yapı gerçekleştirilecek bu çalıştığı zaman? Onda da şu şekilde bakın, yılı kullanırsanız bakın, A ve B nesnelerini türettik. A klasından türettik A'yı, B klasından da, pardon, nesne 1'i A klasından, nesne 2'i de B klasından türettik ve bunları her ikisinde çalıştırdık. Şimdi run ettiğimiz zaman bakın, önce B sonra A sonra B A B A B A şeklinde bir çalıştırma söz konusu oldu. Ha, buradaki yapıya dikkat edecek olursanız iki ayrı thread sınıfı var. Ama iki ayrı thread, fakat bu threadlerin priority'leri, öncelikleri aynı, fakat biz ne yapıyoruz? Bunlara yield metoduyla, şuradaki yield'ı vermek suretiyle birini diğerinden daha öncelikli olarak çalıştırmak istiyoruz. Evet, sleep metodunda durması, sleep metodu da şu: çalışan iş parçacığın belirli bir süre uyumasını sağlar. Bir iş parçacığı çalışıyor, bu iş parçacığını bekletmek istiyor. Sleep metodunu biliyor, özellikle timer'larda, yani zamanlayıcılarda ve gecikme işleminde de sleep metodunu yaygın bir şekilde kullanabiliriz. Bunu çalışmak için de Java'nın içindeki lang'daki thread sınıfından türetilmiş olan bir alt sınıfın new anahtar kelimesiyle oluşturması sleep'i gerekmez. Sleep metodunu doğrudan çalıştırma mümkün. Buradaki örnek de şu mesela, bakın thread sınıfı, şuradakinden artık bahsetmeyeceğim. While true diye yani true false değerlendirilecek. Burada bakın thread'i uyutuyoruz. 60 çarpı yaklaşık 600 milisaniye boyunca uyuyacak. İ eşittir 5'e geldi. İ eşittir 5 ise şayet uyanacak. Mesela ekrana demiştik, ekranda diyelim 10 saniye boyunca, veya işte 1 milisaniye boyunca adınızı, 2 milisaniye boyunca soyadınızı yazın dediğiniz zaman işte thread nokta silip işte 2 milisaniye kadar, işte yaklaşık 2000 değeri gibi mesela bir değer yazılmak suretiyle ekranda bekleme sağlanır. Normalde biz Java'da biz program çalıştırdığımız zaman otomatik hızlı bir şekilde çalışır. Ama biz zamanlı bir şekilde çalışmasını istiyorsak o zaman bu sleep metodunu kullanıyoruz. Bir de sleep metodunun özellikle kullanıldığı yer bu gerçek zamanlı programlama dediğiniz, bu özellikle industrial uygulamalarda, mesela portlardan bilgi okuyorsunuz. Bir portlardan bilgiyi ne kadar okuyacaksınız? Mesela 10 milisaniye boyunca porttan bilgi okuyacaksınız. Bu okuduğunuz bilgileri ekrana çizeceksiniz grafiğin. Mesela bu oda sıcaklığını ölçeceksiniz ya da işte meteorolojideki verileri okuyacaksınız. Meteoroloji verileri okuyup ona göre işlem yapacaksınız gibi işlemlerde de bu sefer yaygın olarak bu şey kullanılabilir. Nedir? Thread kullanılabilir. Thread ve sleep metodu tabii ki kullanılabilir. Evet, interrupt metodu uyuyan bir iş parçası uyandırmanın yolu onu rahatsız etmektir. Bu rahatsızlık verme olayı interrupt yordamına bağlayabiliriz. Şimdi normalde biz mesela ne demiştik? Bakın şu şekilde bir tane bir yapımız olsun bizim. Public void run try sonsuza kadar sleep diyor. Şimdi bakın, eğer şunu bu şekilde, şu kodu bu şekilde alırsak, bunu yapacağı işlem run metodumuz var. Run metodumuzda eğer bir tane metot tanımlayıp nesne tanımlayıp buradaki start metoduyla run'ı çalıştırırsanız sonsuza kadar uyuyor diyecek. Ondan sonra burası sonsuz döngüde olduğu için 60 milisaniye boyunca, yaklaşık 600 milisaniye boyunca duracak. Ekrana uyuyor şeklinde yazılar yazacak. Nereye kadar? Sonsuza kadar. Bu sonsuza kadar gitmesi doğru bir şey mi? Hayır. Çünkü neden? Sonsuza kadar gittiği zaman deadlock meydana gelir, kilitlenme meydana gelir. Çünkü sistem kaynaklanma sınırlı. Bunun yerine public static void main metodundan çalıştırdık. Çalıştırdıktan sonra bakın start metodunu, interrupt metoduyla da bunu durdurduk. Niye? Eğer bu interrupt yazmazsanız program bakın sonsuza gidiyor. Sonsuza kadar uyuyor diyecek. Sonra 600 milisaniye sonra bir daha uyuyor yazacak. Onu neyle uyandırıyoruz? İşte interrupt metoduyla uyandırıyoruz.
Normalde biz bir interrupt metodunu aslında kontrollü bir şekilde çalıştırırız. Yani en azından bunun başına bir iş şartı falan gerektirir. Peki slip yordamı nasıl? Elimizde 3 adet iş parçacığı olsun ve bu 3 iş parçacığını aynı anda başladıklarını hayal edelim. Üçü de aynı anda başlıyor çalışmaya. Birinci iş parçacığı bakın bir miktar işi yaptı. Geldi ikinci iş parçacığını çalıştırdı. İkinci iş parçacığı burada uyudu. Üçüncü iş parçacığı çalıştı. Üçüncü iş parçacığı uyudu. Tekrar birinci iş parçacığı çalıştı. Birinci iş parçacığı uyudu. İkinci iş parçacığını çalıştırdı. Şimdi şöyle şu şekilde şuradaki çalışmalar sarı olan yerler hafızada bu iş parçacığının çalıştırıldığı kod bölümünü göstersin mesela. Bunları eğer toplarsanız bakın tam bir çizgi meydana gelir. İşte bu koyu alanlar iş parçacıklarının çalıştıkları zamanı gösterir. Burada bakın slip metoduyla şu şekilde böyle bir çalışma söz konusu. Normalde pipeline diye bir tane kodlama tekniği var biliyorsunuz. Pipeline olarak çalışma. İşte fetch, decode ve execute diye. Yani bir tane komutun alınması, program parçasının alınması, dekod edilmesi, çözülmesi, o koda ne yapılıyorsa sonra execute edilmesi, fetch, decode, execute meselesi tamamen bu iş parçacıklarının çalışma mantığına uygundur. Bir tane kodu fetch edip dekod edene kadar bir başka iş parçacının fetch edilmesi, yakalanması işte bu mantık bu thread'deki slip metoduna uygundur ve threading'e de uygun bir yapıdır. Pipeline metodu aklınızda olsun. Evet burada robottan bahsedelim. Robot extend thread, public robotla ismi aynı olduğu için bunlar birer kontraktörüdür. Burada süperde bu robotun kalıtım aldığı thread metodunu gösterir. Bir de run metodumuz var. Run metodunu hep bahsetmiştik. Kesinlikle ve kesinlikle threadlenmiş olan bir class'ta run metodu bulunacaktır. Çünkü run metodu içindeki bütün kodlar thread olarak çalışır. Sizin buraya yazacağınız başka bir kod yazarsanız, örneğin şunun altına ya da üstüne başka bir kod, başka bir metot yazarsanız bu thread olarak çalışmaz. Normal metot olarak çalışır. Evet, string isimimiz var. İsmi aldık. This.getName bizim şu an çalışan çalışan class'ımızın ki thread şeklindedir bu class'ın kalıtımı. Onun ismini ekrana yazacağım. İ eşittir 1'den başladı 5'e kadar. Eğer bunun ismi robot 1 ise ve i eşittir 3 ise thread'i uyutacağız. Yani ilk başta robot 1 çalışıyorsa ve bu da 3 değerine sahipse örneğin 0, 1, 2, 3 şeklindeyse thread'i 100 milisaniye uyut. Robot 2 ise ve aynı zamanda 2 ise 150 milisaniye. Robot 3 ise ve 4 ise şayet 250 milisaniye uyut yoksa ekrana i yaz. Yani robot 1 gelmişse ve i'nin değeri 3 ise 100 milisaniyelik bir bekleme yapacak. Robot 2 ve i eşittir 2 ise 150 milisaniyelik bir bekleme yapacak. Robot 3 ve i eşittir 4 ise 250 milisaniyelik bir bekleme gerçekleştirecek. Bu işlemi gerçekleştirecek. Nasıl çalışıyor bakalım. Ana metodumuz public static void main. 3 tane robot 1, robot 2, robot 3 diye başlangıç değeri olan yani constructor'ın kullanıldığı ki şurasıdır. Kullanıldığı R1, R2, R3 diye R1, R2, R3 diye de 3 tane bizim robottan nesnemiz türetildi ve bunlar startla başlıyor. Şimdi bunların yazım sırası enteresan. Start dediğimiz zaman bunlar arka arka başlamıyor. Bu üçü de aynı anda başlıyor çalışmaya. Peki nasıl çalışacak? Bakın. Robot 0, robot 1, robot 2 sonra robot 1 uyutuldu. Niye? 3 değerine geldiği için robot 2 uyutuldu. Bakın robot 1 uyutuldu. Niye 3'te uyutuldu? Çünkü burada ne vardı? Bakın eğer 3 ise şayet robot 1 uyut. Bakalım. 3 olduğu anda robot 1 uyutuldu. Ne kadar? 100 milisaniye. Bu 100 milisaniye uyutulduğu anda şimdi bu sefer ikincisi devreye girdi. Bakın. 0, 1, 2 olduğu anda bakın bu sefer 150 milisaniyelik bir bekleme süresine karşılık geldi. 150 milisaniye. Şimdi bu 150 milisaniye başlayıp uyutmaya da tamam da bu 150 milisaniye, 150 milisaniye uyurken bu robot bir 100 milisaniyeden sonra bu 150 milisaniye bundan büyük olduğu için bu sefer bu uyarmaya başlayacak. Peki o nasıl davranacak bu sefer? Şimdi üçüncünün durumuna bakalım. 0, 1, 2, 3 geldi. Robot 3 hangi durumlarda bakın 4 olduğu durumda şuraya baktık. 4 olduğunda bu sefer robot 3 başladı uyumaya. Şimdi biri 100, biri 150, biri de 250 milisaniye uyudu. Şimdi 100 milisaniye uyuduktan sonra uyanır. İkincisi 150 milisaniye uyandıktan sonra uyanır. Üçüncü ise 250 milisaniyeden sonra uyanır. Uyandıktan sonra nasıl davranacak? Bakın 3 ve 4 robot üzerinde 3 ve 4 başlayacak. Robot bir normal akışına devam ediyor. Niye? Demiştik 100 milisaniyede. Sonra robot 2 normal akışına devam eder. 150 milisaniyelik bir uykudan sonra 3 robot 3 de bu sefer 250 milisaniyeden sonra da bu da robot 3 başlar çalışmaya. İşte buradaki bu sleep metotlarını eğer senkron bir şekilde ki slip'i kullanmadan önce mutlaka şöyle bir diyagram çizmekte fayda var. Kaç tane iş parçacığınız varsa, ne tür programlayacaksanız o zaman faydalı bir şekilde kullanmanız mümkündür bu slip metodunu.
Statik slip millisecond metodu nedir? Slip long tipinde milisaniye olarak metodu milisaniye olarak belirtilen süre boyunca thread'i uyku moduna sokar. Daha önceki örnekte run metodu aşağıdaki gibi değiştirdiğimizi düşünelim. Düşündük. I eşittir 1'den en son sayıya kadar ekrana bunu yazsın. Buraya try diyoruz. Niye try diyoruz? Çünkü bu thread nokta slip doğrudan şeyi kullanır. Sistemle ilgili. Sistemle ilgili derken runtime'da dediğimiz derleyici ile ilgilidir. O yüzden bunun başına try dedik herhangi bir sıkıntı çıkması diye. Diğerini de cache diyoruz. Şimdi i birden büyükse slip 1 dedik. Slip 1 olduğunda bakın sayı 50'den büyük ve eşit olduğu durumda predict türedi 1 milisaniye boyunca uyku moduna geçer. Eğer şeyse şayet ne derler 50'den büyük olduğu durumda 1 milisaniye bekleyecek. Sonra tekrar işleme devam edecek. Normalde arka arkaya hızlı bir şekilde yazar böyle hızlı bir şekilde. Orada bir hafif bir duraklama sonra tekrar ekrana devam eder. Mesela elinizde diyelim 1 milyon tane data var. Bunu 50-50 sayfalara, 50-50 datalara bölüp onları görmek istiyorsunuz. O zaman 50 tanesini gördünüz. Sonra araya bir tane slip metodu koydunuz. Slip metodu koyduğunda yield metodunda da örneğin başka bir tane de thread'i çalıştırdınız. Örneğin ilk 50'nin ortalamasını hemen ekrana yazdınız. Sonra diğer 50 geldiği anda onu ekrana yazdınız. Sonra diğer 50 geldiği ekrana yazdırmanız mümkün. Ama burada biraz da tabii ki şeyi de bilmek lazım. Yani çalışma sürelerini de bilmek lazım. Çalışma süresini bildiğiniz zaman o zaman rahatlıkla bu işlemi gerçekleştirebilme şansınız var. Evet, sayının 50'den büyük ve eşit olduğu durumda print 100 metodu. Print dediğimiz şurası 100. 100 thread'i 1 milisaniye boyunca uyku moduna yapar. Join metodu, işte bir diğer keyifli metodumuzdan bir tanesi de join metodu. Bir thread'i diğer thread'in bitmesini beklemesine zorlayabilirsiniz. Yani bir thread tamam başladı. İki thread aynı anda başladı çalışmaya. Şimdi bir thread'in bitmeden bu thread'in kesinlikle çalışmasını istemiyorsunuz. Neden? Bu thread çalışacaktır. Thread çalıştıktan sonra size bir çıktı verecektir. Ondan sonra bunu kullanacaksınız. Mesela bir tane fonksiyon var. Fonksiyon değerini bilmeden bir başka fonksiyona girdik olarak kullanamıyorsunuz. Genelde mesela şöyle diagram şeklinde diyelim problemleriniz var. Birinci diagrama datalarınız geldi. Burada hesaplama yap. Birinci diagramın çıkışı ikinci diagramın girişi oldu sistem olarak. O zaman ne yapacağım? Bunu her ikisini aynı anda başlatabilirsiniz ama ikincisinin başlaması için birincinin çıkışına gerek duyar. İşte bu gerek duyma işlemi bir join ile gerçekleştirir. Join ediyoruz. Tekrar söyleyeyim. Bir thread'in diğer thread'in bitmesini beklemesine zorlamaktır. Kesinlikle birinci thread bitmeden ikincisi başlamayacaktır. İşte bir join metodu bunun için kullanılır. Normalde join, yield ve slip metodunu üçünü organize bir şekilde düzenli kullandığınız zaman o zaman verimli bir şekilde programlama ya gerçekleştirme şansınız var. Evet, şimdi thread dedik. Thread şeklinde thread 4 eşittir new thread olsun. Bunlar bizim sınıflarımız, tanımladığımız. İşte new, print, char, c ve 40 değeri var. Sonra bu thread'i çalıştırdık start metodu. Start metodu işte run metodunu çalıştıracak. Haliyle otomatik sıra çalıştıracak. Çalıştığı zaman thread 4.join dediğimiz anda biz ne yapıyoruz? Diğer thread'in bitmesini ki ondan sonra bu thread'in çalışmasına izin versin anlamındadır. Evet, join yordamı bir iş parçacığın diğer iş parçacığın beklemesi için, zoraki beklemesi için kullanılır. Join yordamın 3 tane yordamı, 3 şekilde kullanılabilir. Join ya parametresiz, ya tek parametre ya da iki parametre olarak parametresiz kullanırsanız kesinlikle o belirtilen iş parçacı bitene kadar bekler. Herhangi bir süreye bakmaz, onun işi bitene kadar bekler. Eğer süre olarak verecekseniz, tek bir parametre verecekseniz bu milisaniye cinsindendir. Belirtilen iş parçacını verilen milisaniye kadar bekletir. Örneğin birinci thread'i şurada şu thread'i diyelim 10 milisaniye boyunca bekletip çalıştırmak istiyorsunuz. O zaman join 10 derseniz bunu 10 milisaniye sonra başlayacak çalışmaya. Dolayısıyla şunu da yapıyoruz aslında. Bu thread'in çalışma süresini buradan ayarlamış da oluyorsunuz. Bu 10 milisaniye çalışsın diyorsunuz. O kadar. Bir başka şekilde devam edecek olursak mesela long milisaniye bir de nanosaniye cinsinden. Burada nanosaniye hassas milisaniye artı nanosaniye işte zaman birimi olarak daha küçük bir değer işte 3.1 milisaniye 3 milisaniye artı 4 nanosaniyelik bir zaman vermek istiyorsanız ki özellikle bu da demin de bahsettiğim gerçek zamanlı endüstriyel uygulamalarda yani portları kullanıp bilgi almak istiyorsunuz. Oraya da diyelim bilgiler hızlı bir şekilde belli bir frekansta geliyor mesela. O zaman işte bu daha küçük buradaki nanosaniye değerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Nanosaniye ihtiyaç değer duyarsanız o zaman işte join metodunu bu şekilde kullanmanız gerekiyor. Join ilk başta milisaniye sonra nanosaniye ama yaygın olarak join ve join milisaniye çoğu zaman da işimizi görür.
Dediğim gibi tekrar söyleyeyim, zamanlı olarak veriyorsa şayet iş parçacını bekleyecek. Şuradaki mesela şu iş parçacını sadece join derseniz bunun tamamen bitmesini bekler. Ama join milisaniye 10 derseniz 10 milisaniye boyunca sadece onu bekler. 10 milisaniye içinde şuradaki A thread'i, print A thread'i işini bitirmiş bitirmemiş önemli değildir. Peki sıkıntı ne? Sıkıntı şu. Eğer bu join metodunda parametre olarak verdiğiniz değeri büyük verirseniz ne olur? O da hiçbir iş yapmaz. O zaman normal sequential programming'e döner. Nasıl? Mesela normalde bu thread'in çalışmış olduğu program 10 milisaniyede bitiyor. Fakat siz join 100 dediniz. 10 milisaniyede işi bitti. 90 milisaniye ne yapacak? Hiçbir iş yapmayacak. Bekleyecek. O zaman normal sequential programming'e döner. Yani bu thread programı biraz kurgu işi, analiz işi, doğru tasarımlama işi. Join yield metodu, sleep metodunu böyle organize bir şekilde kullandığınız zaman siz thread programming'den verim alırsınız. Aksi halde thread programı yaparsanız belki programınız daha geç zamanda daha sıkıntılı bir şekilde çalışabilir normal sequential çalışmaya göre. Evet, bunun için de işte mümkün olduğu kadar bahsetmiştik. Şöyle grafikleri çizmekte, şöyle şeyleri belirtmekte, ne derler, diyagramlar çizmekte fayda var. Şu diyagram şu işi yapsın, o şu işi yapsın gibi. Burada biraz daha geniş kapsamlı bir örnek var. Bakın robot 777 Extend Thread. Bu uygulamaları tabii ki bilgisayar başında Java'da, derleyicide, NetBeans'te olur, Eclipse'de olur çalıştırıp görme şansına sahipsiniz. Evet, süper isim dedik. Burada isim robotumuz var, türetilmiş şekilde. Bakın. Şurada bakın join etmeye çalışıyoruz. Join 150, join 150. Join 150 ne demek? 337, 150 milisaniye bekler. Yani 337'nin tabiri caizse 150 milisaniye boyunca çalışacaktır. 150 milisaniyeden sonra artık bu 337 ile işimiz kalmaz. Bir sonraki trete geçer. Burada da aynı şekilde 150-90 derseniz 337, bakın şurada 317 join'e sahip. 150 milisaniye artı 90 nanosaniye bekler. Beklemek ne demek? Tabiri caizse bunun çalışması bu kadar. Ha, orada o milisaniyede işini bitirmiş bitirmemiş onunla ilgilenmez. Ondan sonra tekrar işine devam eder. Main metodunda ne var? Bakın new robot 337, 735 bilmem ne ya da yeri 337 diye başlar çalışmaya burada olduğu gibi. Evet. Nesnenin kilidi meselesi şudur. Her nesnenin kendisine ait bir kilidi bulunur. Bir sınıfa ait bir nesne oluşturulunca bu kilit otomatik olarak oluşur. Bu kilidi ele geçiren iş parçacı kritik alan üzerinde işlem yapmaya hak kazanır. Kritik alan birden fazla iş parçacığının aynı anda üzerinde işlem yapmaması gereken bölgedir. Şimdi kritik alan dediğimiz bu critical section problem dediğimiz böyle aynı iş parçacıklarının aynı yeri kullanmaya çalıştığı zaman deadlock'tan kurtulmak için gerekli olan işlemdir. Tekrar söyleyeyim. Bu aslında işletim sistemiyle ilgili bir konu. İşletim sisteminin multiproses ki Java'da da multithread olmak üzere aynı iş parçacığı eğer aynı bölgeyi, aynı hafıza bölgesini, aynı sistem kaynağını kullanmaya kalkıyorsa şayet ikisinin doğru kullanamaması yani deadlock'a girme veya deadlock'ı önleme sıkıntılarından biridir. İşte o bölgeye, oradaki o bölgeyi, kim bölge hafıza olabilir, hard disk olabilir, bir başka bir şey olabilir, bir sistem kaynağı olabilir. İşte o bölgeye biz critical section dediğimiz kritik alan problemi ya da kritik bölge problemi deriz. Nesnenin kilidinden kasıt da nedir? O da şudur. Eğer örneğin bir alanı, bir tane bir alanı, bu alan hafıza bölgesi olabilir. Bunu eğer bir tane bir thread kullanmışsa şayet bu thread'i başkasının kullanmamasını aynı anda tek bir tane iş parçanın bunu kullanmasına izin vermek için synchronize diye bir tane güzel bir ifademiz var. Synchronize ifadesini kullanıyoruz. Synchronize. Synchronize'i şöyle düşünebilirsiniz. Mesela atıyorum işte hepiniz biliyorsun işte L2-2'nin Elazığ'da işte çeşitli yerlerde şeyi var. Çeşitli yerlerde şubeleri var. Şimdi bunların da bağlı olmuş olduğu veri tabanları var. Ya da işte büyük bilgisayarları var. O bilgisayarlar üzerinde değişiklik yapılabiliyor. Mesela Türkiye çapında diyelim sizin almış olduğunuz pantolondan 100 tane var. İstanbul'daki bir kişi bu pantolondan 10 tanesi alıyor. Tamam. Bu 10 tanesini aldığı anda o 100 değerinin 100 değerine yani 100'lük birimin 10'luk biriminden düşürmesi lazım. Ya da tabiri caizse 100 değerinin 90'a düşürmesi lazım. Şimdi o 100 değerini 90'a düşürdüğü anda başka örneğin atıyorum Elazığ'daki şubedeki kişi de o bölgeyi aynı anda değiştirmeye kalkabilir. Aynı bölgeyi nasıl değiştirecek? Değiştirebilecek mi? Hayır, değiştiremeyecek. İşte değiştirebilmesini sağlamak için o bölgede synchronize ifadesi konur. Dolayısıyla o bölgeyi aynı anda tek bir iş parçacı kullanabilir.
Ki aynı bölgeyi birden fazla kişi kullanmaya kalkmasın. Şuna benzer bu. İşte hatırlayın, ilkokuldan köprüden karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki tane inatçı keçi var. Bu inatçı keçiler her halükarda bu köprüden geçmeye çalışıyorlar fakat geçemiyorlar. Arada köprü var, aktif çalışır fakat hiçbiri kullanamıyor. Nasıl kullanacak? Önce biri kullanacak, sonra diğeri kullanacak. İşte bu senkronize meselesinin asıl kullanıldığı yer burasıdır. Senkronize demek suretiyle o bölgeyi, ki o bölgesi artık bir kritik bölgedir, critical section'dır. O kritik bölgeyi sadece bir tanesinin kullanmasına izin vermektir. Ne yapacak? Birinci keçi geçeceği zaman diyecek ki ben karşıya geçiyorum, kimse geçmesin. O geçecek, sonra ikinci keçi karşıdan gelecektir. İşte buna biz critical section diyoruz. Ya da şöyle düşünün. O köprü sadece bir tane keçinin geçmesi ağırlığına dayanıyor. İki keçi geçemiyor. Arka arkaya da olabilir durum. O zaman birinci keçi geçeceği zaman aynıca o köprü birinci keçiye set edilecek. Synchronize gibi. O işini bitirdikten sonra, karşıya geçtikten sonra ikinci keçiye bu sefer o bölge set edilecek, o köprü. İşte bu synchronize'ın sağladığı, kod aşamasında sağladığı mesele budur. İşte synchronize anahtar kelimesi bir yordam ve yordamın içindeki kritik bölge senkronize olabilir. Ha, synchronize'ı nerede kullanılır? Synchronize'ı iki yerde kullanılır. Bir, synchronize metot bazında kullanabiliriz. Çünkü o metodu bir thread sadece kullanabilirsin deriz. Ya da o metottaki sadece belli bir alanı, ki genelde mesela bunlar değişken tipler olur. Sadece o bölgeyi synchronize edebiliriz. Synchronize'ı tekrar söyleyeyim. Yüksek seviyeli dillerde ağırlıklı olarak iki şekilde kullanılır. Bir, metot bazında kullanırız. O metodu yalnız ve yalnız bir tane thread kullansın. İki tane thread iki tane thread o metodu kullanamasın deriz. Ya da o metot içindeki sadece bir belli bölgeye. Onu nasıl gerçekleştiriyoruz? Onu da bakın metodun başına normalde public static void falan yazıyordu. Buna synchronize diyorsunuz. Synchronize yazdığından da bu metodu, threadlenmiş olan class içindeki bu metodu sadece ve sadece bir tek thread kullanabilir. Bu metodu birden fazla thread hiçbir zaman erişemez anlamındadır. Niye? Koruyoruz. Buradaki yapılacak olan işleri. Bu işler ne olabilir? Hard diske yazma olabilir. Hard diskten bilgi okuma olabilir. Genelde input sistemlerinde, yani sistem kaynaklarında bu karşımıza çıkar. İşte bu da problemleri gidermek için bu synchronize'ı kullanırız. Ya da metodun tamamında değil de metodun sadece bir kısmında. Örneğin metodun bir kısmında sadece input output'un yapıldığı. Örneğin hard diske bilgi yazma, hard diskten bilgi okuma bir kısmı vardır. İşte file write ya da file reader gibi. O zaman bu synchronize'ı kullanırız. Evet, synchronize anahtar kelimesi gerçekten güçlüdür. Synchronize özellikle bu multi-threading'de, yani çok Windows tabanlı işletim sistemlerin tabiri caizse temelidir. Temelidir. Niye? Çünkü siz bir sürü iş parçacığını çalıştırıyorsunuz fakat birbirine girebilir. Bunlar deadlock'a, kilitlenmeye sebep olur. İşte bu synchronize'ı düzgün tanımlamak, düzgün set etmek suretiyle bundan kurtulur. Bakın bir iş parçacı var, iki iş parçacı var ve üçüncü iş parçacımız var. Bu iş parçacıkları bakın run metoduyla bunlar çalışıyorlar. İşte metot bir metodu çalıştıracaklar. Bu synchronize metoduyla biz metot bire, senkron metot bir demek suretiyle sadece tek tek çalıştırıyor. Bakın bir tanesi çalıştırıyor, sonra diğeri. Önce bir tanesi çalıştırıyor, sonra diğeri çalıştırıyor. Evet. Kod olarak ne olabilir peki? Bakın şuraya. Bir de class A implements runable. Bu sefer implements'i kullanmışız. Neden? Burada runable bir interface'dir. A belki bir yerde kalıtım almış olabilir. Kalıtım olması da sıkıntı yok. İçinde ne var ama mutlaka bizim run metodumuz var. Run metodu içine yazılacak olan bütün kodlar dedi kesinlikle ve kesinlikle thread olarak çalışır. Bu ne yaptı? Kendi içinde şurayı çalıştı. Başka bir metodu çalıştı. Olabilir. Bunun bütün kodunu buraya yazabiliriz. Hiç fark etmez. Zaten bunun içinde çağırmış olduğunuz metotlar, içinde bunlar kodlar thread'tir. Okey. Geldik public static void main'e çalıştırdık. Büyük A'dan küçük A'yı türettik ve bunları da getirdik thread'e bağladık. Şimdi buradan da çalıştırıyoruz. İlk başta set ediyoruz. Diyoruz ki bizim T1 thread'imizi set, ismi büyük olsun. T2'nin de ismi büyük T2 olsun ve bunlar da başlasın aynı anda. Biliyorsunuz start geldi, bu run'ları sürekli run'ı çalıştıracak. Ve burada bir tane de synchronize diye bir tane başka bir metodumuz da var. Bakın public synchronize void topla diye bir tane metodumuz var. Thread T eşittir. Thread nokta current thread. Evet ve bunu başladık. İşte bakın synchronize'la bunu yapmışsak şayet kesinlikle ve kesinlikle ilk başta bunu bizim bu thread'imiz kullanır. İlk başta hangisi kullanacaksa sadece o kullanır. Diğerleri o diğerlerini bekler. Bakın.
Run ettiğimiz zaman bakın normalde nasıl çalışıyor? 10, 10, 11, 11, 12, 10, 13, 13, 14 şekilde çalışır. Ama eğer şey yaparsak ne derler? Şu şekilde bir metot yazarsak yani şu metot yerine bu metodu yazarsak senkronize bir şekilde yazarsak o zaman 10, 11, 12, 13, 14, 15, 11 bak burada bir senkronizasyon söz konusu. Aynı değeri bakın aynı threadlerin bu metodu kullanmasına izin vermiyoruz bakın dikkat ediniz. Bakın değerleri her zaman için farklı çalıştırdı bunu. Bu adeta o kod bölgesini korumak ya da o kod bölgesi sistem kaynaklarına erişiyorsa şey o sistem kaynaklarını korumaktır. Evet, diye statik mesela public fotokopi makinesi. Şimdi fotokopi makinesine siz kağıt yükleyeceksiniz. Örneğin ofisinizde olabilir. Şimdi bu fotokopi makinesi aynı anda iki kişinin kullanma şansı var mı? Hayır, bir tanesi kullanacak. Fotokopisini çekecek, çıkacak. Sonra ikincisi kullanacak. İşte bu güzel bir örnek nedir? Public synchronized void kopyaları al dedik. Ne yaptı bakın? Buradaki bu ifade kesinlikle ve kesinlikle tek bir kişinin, tek bir tane thread'in kullanmasını sağlar. Wait metodları ne iş yapar? Wait, notify, notify all yordamları. Her nesnenin bir küp kilidi olduğu gibi bir de bekleme havuzlu object monitör bulunur. Bu bekleme havuzuna iş parçacıkları atılır veya bu havuzdan dışarıya çıkarılır. Notify, notify. Bu 5 yordam wait yordamını 2 de adaş yordam bulunur. Bu da long objection'de bulunur. Bakın wait metodu bekleme havuzunu oluşturmaktır. Yani bu object monitör denir. Bekleme havuzunu oluşturmaktır. Bir başka şekilde bu synchronize ifadesini synchronize tam metoduyla sağlıyor da synchronize yazmak suretiyle metodu ve aynı zamanda metodun gövdesi, metodun belli bir bloğunun deadline girmeden, kilitlenmeye girmeden koruyoruz ama bir başka yöntem de semafor kullanmaktır. Semafor da şudur, kaynağın az olduğu durumlarda birçok iş parçacı arasında bir düzen sağlamak için gerekli. Semaforlar da şu şekilde kullanılır. Semafor normalde integer bir değerdir. Integer bir değerinde kasıt şu. Mesela bir bölgeyi eğer bir tane bir thread kullanmışsa şayet o bölgenin başına bir tane sayısal bir değer yazılır. Bu sayısal değer şey yapar. Bu sayısal değer oradaki değerin değiştiğini gösterir. O değişmişse şayet ha biz biliriz ki burası daha önce kullanılmıştır anlamındadır. Buna da biz semafor diyoruz. Semaforlar yine işletim sisteminde memory dediğimiz sanal hafıza konusunda multiprosesör olan çoklu proseslerde ki Java'daki çoklu thread'e karşılık gelir. Bunu programlamak için ve düzgün bir şekilde kodlamak için sağlanan bir tekniktir. Integer sayı mantığına göre çalışır. Ve yine bakacak olursak bakın burada bir tane bir veri tabanımız var. Veri tabanına bilgi yazılmaya çalışılıyor. Veri tabanına bilgi yazılırken o veri tabanına ulaşılmışsa şayet o veri tabandaki değer değişmişse şayet o değer değişmesini göstermek için burada semafor dediğim bir tane değer semafor dediğimiz değer kullanılıyor. Evet, threadlerle ilgili bahsedeceğimiz konu bu kadar. Yine şöyle kabaca bir toparlayacak olursak şöyle hızlı bir şekilde tekrar bakalım. Evet, yield metodundan demiştik. Fazla iş yapan yield metodu iş parçacığına izin verir. Yield metodu güncel iş parçacığını durdurup beklenenden birine izin vermek için. Yani bir tane thread var. Siz bu thread'i alacaksınız. Sonra bu thread üzerinde işlem yapıp başka bir thread'i çalıştırmak istiyorsunuz. O zaman yield metodunu çalıştıracaksınız. Yani bir yield metodu iki thread çalışıyor. Bir tamamen bitecek sonra ikinci bir thread başlayacak ya da belli bir süre bir thread'i çalıştırmak için kullanılabilir. Yield metodu sleep metodu ile birlikte kullanıldığı zaman anlamlı hale gelir aslında da. Evet. Örnekleri görüyorsunuz. Bu örnekleri bilgisayar başında oturup çalıştırıp görebilirsiniz. Evet, iş parçacıkları kontrolünde sleep metodundan bahsettik. Sleep'ten kastımız işte bekleme sağlamaktır. Özellikle ha sleep'i nerelerde kullanır derseniz özellikle grafik programcılıkta, animasyonlarda, oyunlarda bu sleep metodu yaygın bir şekilde kullanılır. Neden? Örneğin bir nesneyi hareket ettireceksiniz. Nesneyi soldan sağa doğru hareket ettireceksiniz. Mesela görmüş olduğunuz sınıfta sağdan sola doğru yürüyen bir kişi var. Ne kadar sürede yürüdü? İşte 10 milisaniyede yürüdü. 10 milisaniye bilgisayar başında anlatmak için yapacağınız işlem bunu oraya 10 milisaniyede öte 10 milisaniye boyunca götürmektir. Evet. 10 milisaniye sağlamak için de biz tabiri caizse yavaş zamanlı bir programcılık yapmak istiyorsanız, zamana bağlı program yapmak istiyorsanız sleep metodunu kullanıyoruz. Interrupt metodu sleep'le uyumuştu. Biz bunu uyandırmak istiyoruz. Sleep metodunda normalde bir değer vermişseniz zaten o zaman geçtiği zaman zaten uyanır. Fakat özellikle sonsuz döngü olan programlarda bu işi gerçekleştirmek için interrupt metoduna başvururuz. Şimdi sonsuz döngü niye kullanılır derseniz sonsuz döngü işletim sisteminin temelidir.
İşletim sistemi sonsuz döngüde çalışır. Onun üst tarafında sizin yazdığınız kodlar çalışır. Ha. Bir başka şekilde oyunlar mesela hepsi sonsuz döngüde çalışır. Niye? Arka tarafta oyun sürekli çalışır. Sizden bir tepki bekler. Yani işte mouse'un ya da klavyenin herhangi bir tuşuna basmanızı ya da işte konuşmanızı bekler. İşte bunlar birer girdidir ama sonsuz döngü mantığı budur. Buradaki sonsuz döngüde uyandırmak için mesela normalde diyelim siz mouse'un tuşuna bastınız ya da işte bu şeyle interrupt metoduyla uyandırırsınız. Uyandırırsınız derseniz yani işinde devam etmesini sağlarsınız. Bu da interrupt metoduyla sağlanır. Sleep de güzel tasarımlanırsa, güzel dizayn edilirse gerçekten verimli programcılık sağlar. Yani thread programcılıkta ağırlıklı olarak yapılması gereken şu aslında mümkün olduğu kadar şöyle grafikler çizmek, diyagramlar çizmek, bu diyagramlar üzerinden işlem yapmak her zaman için faydalıdır. Sleep metodunu, yield metodunu, join metodunu, start run'ları hepsini böyle kendinize ait o problemin çözümüyle ilgili bir akış diyagramı oluşturup akış diyagramı üzerinden de böyle bir flow chart hazırlarsanız, bu chart üzerinden işlemi gerçekleştirirseniz o zaman verimli bir şekilde çalışırsınız. Aksi halde sizin yazmış olduğunuz bu thread program belki sequential programdan daha kötü çalışır, daha kötü çalışır. Beklemeleri, birbirine cevap almalarını ve de işte sleep'leri, yield'leri, join'leri düzgün tasarlamazsanız kötü sonuç alma şansınız var. Windows tabanlı işletim sistemlerinde tekrar ve son cümle olarak vereyim, multi-threading olarak çalışır. Bir sürü thread çalışır ki onu da zaten bilgisayar alt kontrol delete yaptığınız zaman işte task manager'dan ya da görev yöneticisinden görme şansına sahipsiniz. Evet. Arkadaşlar sleep yordamında kaldık. Anlatacağım konu bu kadar. Hepinize kolay gelsin diyorum.